Cevabı var mı dedin ya hocam. 7 maçlık seri, galibiyetsizlik serisi. Geçen sene 2 kez 6'şar maçlık var, 7 maçlık yok. Esas Fenerbahçe yani geçen sene için... kabustu. Bu sene daha kabustu. Bu sene ilk yarı ya Başakşehir maçında herkes şampiyonluk adayıydı Fenerbahçe. Hayır, Fenerbahçe ikinci devre... Gelinen noktaya bakın. Fenerbahçe ikinci devre puan sıralaması yapsa küme düşme potasında yer alır. Tabii. 9 hafta oynandı. 9 hafta oynandı. Küme düşme yani o maçtaki takımdan biri yer alır büyük olasılıkla puan açısından. O da ayrı bir şey. Oldu. O maçtaki Başakşehir bu Başakşehir mi? Yani Başakşehir derken yani o maçtaki Başakşehir'e bak bir de şimdiki Başakşehir'e bak. Hocam işte o iki taraflı bir düşünce. İstikrara bak. Bir maça bakma abi. Bir maçta evet. Her şey olur. Hocam o zaman beğenmiştik canım. Beraber Fenerbahçe, Başakşehir'e iyi oynamıştık. İşte günlük tabii söyledik. Bir maç abi. Ama işte, üç maç değil. Çok iyi oynamıştı. Hocam doğru. Yani o kadar hani şey değil. Yani o şeye kadar yine geldiler sonuçta. Vardı iddiaları evet. Da vardı. İşin içindeydiler. İkinci, tabii ikinci yarı senin derbiyle beraber gibi, her şey değişti. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmandaydılar. Yendiler. Arkasından da Başakşehir'i değil mi? İkinci yarı 2'de 2 başladılar. Yani 9 haftalık periyotta sonra da 7 haftadır işte. Ben reçeteyi söylüyorum. Reçete benim ya. Reçete diyorsunuz ki Erman genel abi. Kurula gidip, genel kurula gidip Güvenoy'u almak bu saatten sonra. Tabii yapacak. Tekrar seçerse Fener şeyi camiası gelecekler yapacaklar. Belki yeni bir yönetimle yeni kadrolarla. Hocam bu yönetimden olmaz. O başkan yardımcısıyla falan hiç olmaz. Hocam bu olay var ya Galatasaray'da falan olsaydı hiç var olmaz ya. Diyorum. Galatasaray'da falan olsaydı bu olay yönetim kalmazdı. Galatasaray'ı falan ya ama bu olay yani seneye çünkü çok farklı olmayacak böyle giderlerse. Çünkü yapılan hocam, transferlerde... Hocam Aslı Başkan'ın semiyosu söylüyorsun. Onu mu evet. Söyledin hocama? Tamam. Evet. Onu söylüyorum. Tamam hocam. Evet. Çünkü birçok Aslı Başkan var ya insanlar... Araştırma yaptım çünkü anladım. Evet. Onu söylüyorum. Bu arada cevap evet. Hakkı bakidir. Bağlanır. Cevap hakkı diye bir şey yok. Ben inanmıyorum adamın konuşmalarına, şekline inanmıyorum. Yok hocam bir kişinin adını andığımız için söylüyorum yani. Yani iyi niyetliler, kötü niyetliler. Çünkü iyi onlar niyetliler. Bizim adımızı anlıyorlar, cevap hakkı nasıl, vermiyorlar ya. Canları sağ olsun abi. Ben hepsinin iyi niyetli olduğuna, bir şeyler yapmaya çalıştığına inanıyorum ama... Mutlaka kötü niyetli olunabilir mi? Sorun ne biliyor musun? Yani Erman abinin nasıl konuştuğu insanlar var, benim de konuştuğum insanlar var. Ortak noktamız şu, böyle 20-30 kişiyle birlikte... Neden, nasıl sorusuna cevap aradığımızda. Çünkü beyefendilerle bir türlü görüşemedik. Daha bir kahve bile içemedik. Şu seçilen Fenerbahçe yönetimiyle. Bilmediklerini bilmiyorlar. Bak. Zaten en tehlikeli tamam, şey yok. Yani problem orada başlıyor. Bilmediklerini bilmiyorlar. Ben rahmetli babam şunu derdi. Bir şeyi bilmemekten daha kötüsü yarım bilmektir derdi. Çünkü bildiğini zannedersin. Yani o noktada çok yanlış bir sportif direktör seçtiler. Yani Free'yi transfer ettiğinde Komolli, bu adam Fenerbahçe'nin transferlerini yapacak futbolda anlayan bir adam değil demeleri lazımdı. İyi de yani bir yıl önceki futbol aklımız diye sunuldu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabii canım. Yani bir yıldan beri bizim futbol aklımız hayır. Diye seçim sürecinde hayır, söylendi. Futbol aklı. Hayır Ender bak Komolli'ye öyle bir alan yaratıldı ki. Aslında kurumsal olarak baktığın zaman o endüstriyel futbol falan çok doğru bir karar ha. Yani başkan kadar yetkileri olan, etkisi olan, sorumlu olan, da pek işlemiyor işler. Kararlar alan, işte Evren'i gönderdim, yerine Rea'yı getirdim diyebilecek kadar şeye hakim, o duruma hakim. Bak Gürcan, bayağı doğru kararlar bir futbol direktörüydü. Çok doğru kararlar aldılar. Hayır bak tarz olarak şey olarak. Abi şekil... yok ne tarzı hiç olmaz ya Gürcan abi. Evren şekil olarak da adam yanmış. O yetkiler bak getirdim. Al Bocci'yi getiriyorsun mesela Roma'ya. Çay kahve gelecek o, mi? İnşallah. O yetkileri veriyorsun. Adam alıyor, uçuruyor. Çay kahve, su. Transfer ediyorlar. Arkadaşlar. Doğru aradın bulduğun zaman doğru bir yönetim çekti. Ya 30 tane oyuncu aldı. Hepsi gitti abi. Hiçbir şey yok ya. Yani 2 yıla bakıyorsun. %100. Ciddi 30'un yani. 30'un üzerinde. 30'un üzerinde adam var. 3 tane adam sayamazsın ya. Ya bu kadar hata yapılmaz ki. Yani, yani. Hocam mesela şimdi şeyden bahsettik. Az önce siz mi söylediniz? Gürcan mı söyledi? Ne? Stoper seçimlerinden vesaire bahsediyor. Reyes alındı gitti. İşte Danimarkalı Zanka alındı gitti. Adil Rami alındı gitti. Falet oynamıyor. Sadık sakatlandı. Evet. İşte Serdar'ın şu anda ilk başta hiç oynatılmayan Serdar eğer oynayabilse şu andaki tek elle tutulur ya stoper. Ya peki hocam ya sabahtan beri konuşuyorsunuz stoperde. Ya 30 tane topçu alındı. Hiçbiri oynamış biri yok. Jailson'u demin
koydunuz. Hı hı. 30 tane topçu alıp bu kadar topçu verip hala bu puanı alıp bu rezil topu oynayan, bu mücadele Fenerbahçe'den kimden soracağım abi ben hesabı ya? Tabii ki canım, bir şey demedik. Kabzıballar Derneği Başkanı'ndan mı soracağım? Şey demedik, Şoförler Derneği Başkanı'ndan mı soracağım? Kimden soracağım abi? Ziraat odalarından mı soracağım? Yönetimden soracağım ya, neden bahsediyorsunuz ya? Jason'u koyuyorsunuz oraya, sonra da ya hocam, herkes diyor ha ya, Jason yakmış. Hocam. Ne Jason'u ya? Hocam bir dakika. Abi hocam, onu oraya yazarsan, onu oraya yazıp hocam, koyarsan yapmayın. Hata Jason. Hocam haksızlık yapmayın, Jason'un orada açıklaması vardı, üzerine koyduk Jason'u. Yoksa ben size pası atarken şöyle attım. Ondan bahsetmiyorum. İslam bak, Jason dedi hata ki, var. Jason hataları orada yazılmış. Evet. Hazır. Dık diye geldi. Evet. Peki yönetimin hatalarını niye dık diye yazmadınız? Yaptıkları transferler, kaç transfer oldu, kaçı gitti, kaçı geldi yazın. Ben yönetime diyorum ki fiyasko bir yönetim. Bunların genel kurula gitmesi lazım. Ben Mara'dan bahsediyorum abi. Tamam. Şahit son musluk. E tamam. Ama biz size benim pası fikrim atarken İslam Çupi'nin lafını atmıştım, onu göz ardı ettiniz. Hocam, onu da bir şeyden hocam, dolayı atmıştım. Eski çamlar bardak oldu hocam. Yok hocam. Hocam, bize hafta içinde Fener İslam olması lazım. Fener'in olması bize keyif verir. Ama enteresandır. Fener'e konuştuğumuzda Fener düşmanı, Hasan düşman, Erman düşman filan. Lan Fener'e niye düşman olalım? Bildiğimiz dalı niye keselim hoca? Fener'in olması bizim lehimize. Fener konuşunca reytingi daha iyi yaparsın. Galatasaray konuşunca daha iyi yaparsın. Bize reyki yaptırmayanlar yönetim. Bu Fener yönetimi. Jason değil. Ben işte zaten yine aynı noktaya geliyoruz. Ali Veli Veli Ali hocam. Yok yok. Veli ile Ali farklı hocam. Ya, bu konuda bir şey, bakarım, bir şey söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç ve yönetimini ikiye ayırmak gerekir. Ekonomik anlamda 220 milyon dolara yakın bir rakam bulundu. Başarılı mı? Başarılı. Teknik anlamda başarılı mı? Başarısız tabii ki. Bu kadar oyuncu sirkülasyonu, teknik adam sirkülasyonu, menajer sirkülasyonu sportif direktör işte. Geldi gitti ve de Fenerbahçe'nin geldiği noktada net bir şekilde Fenerbahçe başarısız. Evet. Fenerbahçe'de futbol aklı var mı doğru bir şekilde? Yok. Bu giden i̇şte Komoli'de, Komoli'de dahil yaptığı transferleri bunu gösterdi. Sonra Ali Koç ve yönetimi, özellikle Ersun Yanal dönemi bir krizler yaşandı. O kriz doğru yönetilmedi. Arkasından da Emre Belezoğlu ile ilgili programa girdiğimde söyledim. Yani bugün Jason, işte o az önce söyledim, Emre Belezoğlu, Tolga Ciğerci yönetiyor yanında, koşu mesafesi için hani koşsun, kendini biraz daha toparlasın, orta sahaya Emre'yi yardım etsin. Ya bunlar bir yere kadar. Esas başı boşluk var ve de bu başı boşluktaki en büyük sıkıntı da başkan bu kararı vermiştir, yönetim kurulu. Fenerbahçe gibi bir kulüp, büyük kulüp, iki hafta böyle, dediğim gibi bir gün antrenmana giriyorsun oyuncularla, ertesi gün antrenman yaptırıp düdüğü ağzına almaz. Bu bir kere yanlış. Ne kadar işte dense bile, işte Murat Hoca takımın antrenörü dese de yanlış. Bu ne oluyor biliyor musun? Maçlar pazar günü, cumartesi hangi günü oynanıyorsa kazanılmaz sevgili Ender. Maçlar hafta içi kazanılır. Hafta içi neye hazırlık yaparsın? Başarı için hazırlık yaparsın. Mental anlamda, fizik anlamda, teknik taktik anlamda. Fenerbahçe'ye bir kere disiplinsizlikten yalnız saha içi, işte biz gördük Konya maçında değil mi? Bu yalnız maça yansıyan görüntü. Hafta içi neler oluyordur bu takımda? Hemen bir bilgi koyalım. Konya'ya gidelim. Röportaj varmış. Tabii Selim, Konyaspor ateş hattındaydı. Takım kaptanı olarak sen de bugün canını dişine taktın. 9 kişi oynamak zordu ama 1-0 da olsa kazanmasını bildiniz. Neler söyleyeceksin? Ya çok da söyleyecek bir şey yok. Aşırı mutluyuz. Çünkü her konuşmamda bunu söylüyorum. Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz yeri hak etmeyen bir takımız. Bu hafta puan sıralamasında rakiplerimizle galip gelmişti. Mutlak yenmemiz gereken bir maçtı. Ve çok da bir zor maç. Bunun da farkındaydık. Malum sebepten dolayı taraftarımız da yok. Ve sene başından beri, her konuşmamda da söyledim, bu galibiyeti mahcup olduğumuz taraftarlarımıza, çok beklentiye sokup ve beklentinin karşılığını veremediğimiz taraftarlarımıza gelsin. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle bu zorlu girdaptan çıkacağız. Bu maçta hem zor bir maç, hem psikolojik olarak da zor, taraftarı yok ve 9 kişiyle yenmek inşallah iyiye giden
bir Konyaspor'da güzel şeylerin başlangıcı olur. Allah'ın izniyle aynen devam edeceğiz. Birlik beraberlikle bu girdaptan çıkacağız. 9 kişi kaldığınızda daha çok efor sarf etmeniz gerekiyordu. O an ne hissettiniz? Yani gol yiyeceğinizi düşündünüz mü yoksa maçı bırakmamayı mı? Yok, maçı bırakmamayı her dakika takım arkadaşlarımla ben olsun gerek bir başkası. Herkes en yakındakini tutup yani bu maçı %100 kazanmamız gerektiğini her maç final havasında ama bu maç biraz daha sıkıntılıydı, biz bunun da farkındaydık. 9 kişi kaldık. 8 kişi de kalsak inanın hiç herkes o kadar istiyordu ki pozisyonda hani bir iki tane kritik pozisyonu da vardı Fenerbahçe'nin. Ama biz gerçekten çok istedik ve güzel bir 3 puan aldık.